Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere toplumcu eğilimleri yansıtan şiir anlayışı ile ilgili üçüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda Tanpınar'ın bu sözlerle tanıttığı sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Hamdi Tanpınar, 1959 yılında yazdığı Türk Edebiyatı'nda Cereyanlar adlı incelemesinde sanatçıyı şöyle tanıtıyor. İstiklal Savaşı yıllarında yazdığı birkaç manzume ile dikkatleri çeken bu şair, sonraki yıllarda gidip 1926'ya kadar kaldığı Rusya'dan yeni bir şiir anlayışıyla döndü. Bu anlayışa göre bir taraftan şiir sanatının tabiatında mevcut olan şekle ait bütün kaide ve şartları reddediyor, diğer taraftan istenen tesiri elde etmek için her türlü dil oyununu kabul ediyordu. Bilhassa Hazar ve Salkım Söğüt gibi solcu ideolojinin dışında kalan ve daha çok dil gücüyle dikkat çeken manzumeleriyle hemen herkes tarafından sevildi, ders kitaplarına girdi. Arkadaşlar, yukarıda adı geçen sanatçı kimdir? Sizin de bildiğiniz gibi mavi gözlü dev olarak bilinen ya da güzel yüzlü şair olarak tanınan, Rusya'ya giden, orada arkadaşlar fütürizm akımını benimseyen, yine Mayakovski'den etkilenen, Şeyh Bedrettin Destanı'nı kaleme alan, 835 satırı yazan, memleketimden insan manzaralarını kaleme alan şair, Fazıl Üstün Dağlarca değil, Cahit Sıtkı Tarancı değil, Atil İlhan değil, Yaşar Nabi Nayır değil, tabii ki arkadaşlar kimdir? Nazım Hikmet'tir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdaki dizelerden hangisi biçim ve içerik özellikleri düşünüldüğünde serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışına ait olabilir? Göğü bir fecre sarar açtığımız bayraklar, yurdu topraklara mıhlanmış adımlar saklar. Arkadaşlar bakın burada ahenk unsurlarına dikkat edildiğini görüyoruz. Toplumcu gerçekçi şiirlerde ahenk unsurları ikinci plana yani ölçü ve kafiyeye fazla dikkat edilmez. O yüzden A'yı elemiş oldum. Bir kente bir güvercin çizmek. Güvercin gözlerini çizmek. Bir güvercin orta çağda bir güvercin tebeşirle. Arkadaşlar burada da konusuna baktığımız zaman toplumcu gerçekçilerle uyuşmadığını görüyoruz. Toplumcu gerçekçilerin şiirlerinde genellikle köylü, işçi sınıfı, emek, sömürü, başkaldırı gibi konular işlenir. Burada böyle bir konu yok. O yüzden B seçeneğini denemiş oldum. Bir sevgili hüznü yaşardı gülüşler, dolardı bakışlar eteklerine zamanın. Yine konusuna baktığımız zaman toplumcu gerçekçilerle uyuşmadığını görüyoruz. O yüzden C seçeneğini de demiş olduk. Köylünün toprağa hasreti var. Toprağın hasreti. Makinalar. Bakın makinalar, köylü, toprak. Bunlar arkadaşlar toplumcu gerçekçilerin işlediği temalardır. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Sen ve ben ve deniz ve bu akşamki lerzesiz, sessiz, topluyor bu yürüyünü güya. Arkadaşlar burada da yine konu olarak toplumcu gerçekçilere uyuşmadığı için E seçeneğini delemiş oluruz. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet'in farklı türde kaleme aldığı bir eseridir? Sesini kaybeden şehir. Arkadaşlar bu şiir türünde yazılmış bir eserdir. Simamnak Adısıoğlu Şeyh Bedrettin Destanı, bakın bu da şiir türünde yazılmış bir eserdir. 1 artı 1 eşittir 1. Arkadaşlar bu da şiir türünde yazılmış bir eserdir. Yaşamak güzel şey be kardeşim, dursun. Güneşi içenlerin türküsü, bu da şiir türünde yazılmış bir eserdir. Yaşamak güzel şey be kardeşim ise arkadaşlar nedir? Romandır. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Yaşamak güzel şey be kardeşim roman olduğu için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Yukarıdaki parçada bu şairler ifadesiyle kastedilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Bu şairlerin yankı yandıran en önemli özelliklerinden biri de putları yıkıyoruz kampanyasıyla önce Abdülhak Hamit'e sonra da Mehmet Emin Yurdakul'a saldırmalarıdır. Hitabet üslubu ile yazdıkları şiirlerinde coşkun bir söylem, açıkça komünizm propagandası vardır. Arkadaşlar, burada kastedilen topluluk Nazım Hikmet'in başını çektiği, daha sonra Rıfat Ilgaz, Ahmet Arif gibi sanatçıların da peşinden geldiği,
hangi harekettir arkadaşlar? Toplumcu gerçekçilerdir. Seçeneklere baktığımızda bakın toplumcu gerçekçileri görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Nazım Hikmetran ilk şiirlerinde halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmış, ölçülü uyanıklı şiirler yazmıştır. Ancak sonraki yıllarda eğitim için gittiği Rusya'da Rus şair kiminle tanışıyor arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi Rus şair Mayakovski ile tanışıyor. İle tanışmış, onun da etkisiyle de serbest nazımla ve nokta nokta şiirler kaleme almaya başlamıştır. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Mayakovski demiş, imgeli demiş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Nazım Hikmet imgeli şiirler yazmaz. O yüzden burası yanlıştır. Bundan dolayı A seçeneği elemiş oluruz. Pushkin bu da değil. Lermontov bu da değil. Pushkin olamaz. Mayakovski ve sonra da arkadaşlar ne gelecek? İdeolojik şiirler yazmıştır. Bu doğrudur. Bunun için de cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Bakalım. Serbest nazım ve toplumsal gerçekçi şiir çoğunlukla toplumsal ve siyasi konulara ağırlık vermiş, tabiat ve aşk üzerinde fazla durmamıştır. Evet arkadaşlar, toplumcu gerçekçiler bireysel konular işlememiş, genellikle sanat toplum içindir anlayışına sahip olduğu için toplumsal konulara yer vermiştir. Bir doğrudur, bunu elemiş oluruz. Sanatçılar siyasi baskıları, başkaldırı, sosyal adaletsizlik ve emek gibi konuları ele almışlardır. Bu da doğrudur. Başkaldırı, emek, sosyal adaletsizlik, köylü, işçi sınıfı, ezilen insanların kardeşliği gibi konular işlemiştir. İki de doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Halkın sorunlarının Marksist yaklaşımlarla çözülebileceğini savunmuşlardır. Evet, Nazım Hikmet Rusya'ya gittiğinde Marksist düşünceye, komünist düşünceye sahip oluyor ve bunu da Anadolu'daki sanatçılara benimsettiğinden dolayı bu ifade de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şiirlerinde imgeye az yer veren şairler ölçü ve uyağı sıkı sıkıya bağlıdırlar. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Çünkü biz biliyoruz ki toplumcu gerçekçiler ne yapıyor arkadaşlar? Serbest şiir kalem alıyorlar. Serbest şiirde ölçü ve uyağa önem verilmez. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Nazım Hikmet'in eserleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Sanatçının gelecekçilik akımının etkisinde ve serbest nazımla yazdığı ilk şiirler 835 satır adıyla basılmıştır. Arkadaşlar bu ifade doğrudur. Nazım Hikmet'in ilk şiirleri 835 satırda yer almaktadır. O yüzden A'yı eledik. Tarantababu'ya mektuplar İtalya'ya resim öğrenme amacıyla gelip faşist olduğu için tutuklanan bir gencin karısına yazdığı mektuplardan oluşur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 1920-1940 arasında Anadolu'daki sıradan insanların öykülerini şiir, senaryo, düz yazı biçimiyle anlattığı eserinin adı Memleketimden İnsan Manzaralarıdır. Bu da doğrudur. 20 bin mısradan oluşan bu eser arkadaşlar okunmaya değer bir eserdir. O yüzden bunu da elemiş olduk. Şairin eşi Piraye için yazdığı mektupları iki cilt halinde Piraye Mektupları adıyla basılmıştır. Evet, eşi Piraye için yazdığı mektupları bu kitapta topluyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İt Ürür Kervan Yürür. Sanatçıların çocuklar için yazdığı masallardan oluşan kitabıdır. Arkadaşlar, Nazım Hikmet İt Ürür Kervan Yürür adlı eserini yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim imzasıyla yayımlamıştır. Gazetelerde yazdığı fıkralardan ya da şiirlerden oluşmaktadır. O yüzden masal değildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki dizelerden hangisinde bu parçada anlatılana örnek gösterilebilir? Serbest nazım savunanlar edebiyatımıza Servet Fuhr'un edebiyatı ile giren anlamın bir dizede bitmeyip diğer dizelere taşması yani anjapman özelliğini daha da ilerleterek dizeleri parçalamış, şekilsel farklılıklar yapmış ve Behçet Necatigil'in ifadesiyle merdiven şiir oluşturmuşlardır. Parçalarımıza bakalım. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar.
Arkadaşlar bu ifadeler kimindir? Necip Fazıl'ındır. Necip Fazıl nerede? Öz saf şiirin içerisinde. Bakın merdiven gibi bir şiir anlayışı yok. Gayet ölçü ve kafiyeye yani ahenk unsurlarına dikkat ederek şiir yazmış. O yüzden A'yı elemiş olduk. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al tut ellerimi bebek, tut biraz ifadesi ise bu da sizin bildiğiniz gibi arkadaşlar Cahit Külebi'ye aittir. Cahit Külebi'nin şiiri serbest tarzda yazılmış. Fakat arkadaşlar bu sanatçının şiirlerinde merdiven şiir anlayışı var mı? Yok. O yüzden bunu denemiş oldum. Dışarıdan herkes görmemiş ol, savuş. İçimden bir ses konuş, konuş, konuş. Bakın bu da arkadaşlar yine merdiven tarzında değil. Bunu da denemiş oldum. Kara tutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem. Bu eser kimin arkadaşlar? Bakın bu eserde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eseridir. Dolayısıyla bu da arkadaşlar yine ölçü ve kafiyeye yani ahenk unsuruna dikkat ederek yazılmış. Bunu da elemiş olduk. Hava kurşun gibi ağır, bağır 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 bağırıyorum ifadesi ise kimin? Nazım Hikmet'in eseridir arkadaşlar. Toplumcu gerçekçidir. Bakın şiiri yazarken ne yapmış? Merdiven gibi kalemi almış. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçıların tamamı serbest nazım ve toplumsal gerçekçi şiir anlayışının temsilcileridir? Nazım Hikmet, Orhan Veli. Arkadaşlar Orhan Veli birinci yenicilerden yani garipçidir, omocudur. Bunu elemiş oluruz. Sabahattin Ali, Nazım Hikmet, Ercüment Behzatlav bu dursun. Ercüment Behzatlav, İsmet Özel, Mehmet Çınarlı. Arkadaşlar burada da Mehmet Çınarlı Hisarcılardır. Hisarcıların içerisinde hatta kurucusu olarak bilinir. O yüzden bunu denemiş olduk. Sabahattin Ali, Sezai Karakoç, Hasan İzzettin Dinamo. Sezai Karakoç ikinci yeniciler arasında yer alır. Bunu denemiş olduk. Nazım Hikmet, Özdemir Asaf, İlhami Bekir Tez. Arkadaşlar Özdemir Asaf öz saf şiir anlayışına sahiptir. Bunu denemiş oluruz. Sabahattin Ali, Nazım Hikmet ve Ercüment Behzatlav'ın yer aldığı seçenek yani B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. 10. soru. Bu yönüyle Nazım Hikmet'in hangi sanat akımının temsilcisi olduğu söylenebilir? Nazım Hikmet, söylev üslubu ile yazdığı şiirlerinde makine hakimiyetinin özlemini çeker. Hatta bu duygularını makinelaşmak istiyorum şiiri açığa vurur. Günlük yaşamın hızını, uğultusunu ve dinamizmini hem resimlerine hem de şiirlerine yansıtmaya çalışır. Arkadaşlar Nazım Hikmet serbest şiirin en önemli temsilcilerinden biri, toplumcu gerçekçilerin de kurucusudur. Görmüş olduğunuz gibi Nazım Hikmet özellikle hız, makine gibi unsurlarla fütürizm akımının en önemli temsilcisi olmuştur. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testinde son sorusuna geldik 11. soruya. 11. soruda bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Halk şiir geleneğini benimseyen ve toplumcu şiirlerle edebiyatta başlayan sanatçı ilk şiirlerini Dağlar ve Rüzgar adıyla yayımlar. Sonralar ise hikayeye yönelir. Değirmen, Kağnı, Sırça Köşk gibi hikayelerinde toplumcu yönü öne çıkar. Asıl tanınmasını sağlayan ise Aydın'ın bir kasabasında geçen aşk hikayesini konu alan Kuyucaklı Yusuf romanıdır. Arkadaşlar bu sanatçının diğer romanları da çok meşhur. Ne var mesela? Arkadaşlar İçimizdeki Şeytan yine önemli romanlarından biridir. Hatta biz buraya Kürk Mantolu Madonna'yı da ne yapmamız lazım? Yazmamız lazım. Peki bu sanatçı kimdir? Bakalım. Sabahattin Kudret Aksal değil. Hasan İzzettin Dinamo değil. Ercüment Mehzatlav değil. Kemal Tahir değil. Bu sanatçı tabii ki Sabahattin Ali'dir. Bunun için de cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.